İstifa yasağının kalkmasıyla emekliye ayrılan ve istifa eden hekim sayısı 10 bini bulmuş durumda. Meslek örgütleri böyle giderse sağlık sistemi tıkanacak diyor. Gelinen noktada her geçen gün fiziksel ya da psikolojik saldırılara uğrar olduk. Tam 2 yıl boyunca canla başla çalıştılar. Günlerce ailelerini bile görmediler. Rahat bir uyku uyuyamadılar. Onlarca meslektaşlarını koronavirüse kurban verdiler. Salgının yükünü sağlık çalışanları sırtladı ancak maskeler çıkınca emekleri çabuk unutuldu. İstifa yasağının kaldırılmasının ardından 10 bini aşkın hekim istifa etti ya da emekliye ayrıldı. Üstelik bunların ciddi bir kısmı uzman hekim. Salgının kontrol altına alındı, istifa yasağı kalktı. Hekimler birer birer iş bırakmaya başladı. Öyle ki sayıları 10 bini buldu. Bizim istifalarımızın en büyük sebebi sağlıkta yaşadığımız şiddet olaylarıdır. Sağlık emekçilerinin mesleği itibarsızlaştırıldı. Halkın gözünde değersizleştirildi ve artan şiddet olaylarına sebep oldu. Doktorlar çalışma koşullarından şikayetçi. En büyük mutsuzluk kaynağı bitmek tükenmek bilmeyen şiddet olayları. Bazıları çözüme iş bırakmakta buluyor. Hatta yurt dışının yolunu tutuyor. Yurt dışına gitmek için belge isteyen hekimlerin sayısındaki artış verilere de yansıdı. 2022 yılının ilk 7 ayında 1402 hekim yurt dışına gitmek için belge istedi. Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası iş bırakan 10 bin hekimin büyük bölümünün uzman olduğuna dikkat çekti. Alarm veren bu durumu Genel Başkan Derya Uğur anlattı. Görevdeki doktor sayısının 100 bine gerilediğini ifade etti. Hekim açığının yakın olduğunu söyledi. Hastanelerde hekim bulunmaz oldu. Bu neyi getirdi? Vatandaş randevu alamaz oldu çünkü muayene olacağı hekim bulamaz oldu. Ne oldu? Randevu bulamadığı zaman bir kamuda çalışan arkadaşlarımızın iş yükü çok daha fazlalaşmış oldu. Randevu saatleri, randevu günleri çok ileri tarihlere atılmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı matematiğe olan ilgiyi arttırmak için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilerin dersi oyun kıvamında keyif alarak öğrenecekleri uygulamanın tanıtımını da Bakan Mahmut Özer yaptı. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz aynı zamanda velilerimizin de keyifle takip edebileceği bir platformu eğitim sistemimize kazandırmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Dijital Eğitim Platformunu hayata geçirdi. Amaç matematiğe olan ilgiyi artırmak. Uygulamaya ilişkin ayrıntıları Bakan Mahmut Özer anlattı. İçinde tüm eğitimin tüm seviyelerinde, tüm kademelerindeki öğrencilerimizin yararlanabileceği materyallerin olduğu ama bir oyun kıvamında, zevk alabilecekleri bir şekilde, barışabilecekleri bir şekilde enstrümanların yerleştirildiği bir platform. Bakan Özer, temel eğitimde 3 alana özel önem verdiklerinin altını çizdi. Biz 3 dili önemsiyoruz değerli misafirler. Türkçe, matematik ve yabancı dil. Öğrenciler için bu alanlarda açtıkları yaz okullarını anımsattı. 1 milyon öğrencinin yararlandığı bilgisini paylaştı. Bir de öz eleştirisi vardı. Aslında bu alanın ne kadar boş bir alan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girmekte gecikmiş olduğu bir alan olduğunu da gördük. İnşallah sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlarda her tatilde vatandaşlarımızın ücretsiz olarak gittiği her noktada ulaşabildiği yaz okullarımızı çeşitliliğini artırarak aşmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye ilk 7 ayda gelen ziyaretçi sayısı 26 milyonu aşmış durumda. En çok turist Almanya, Rusya ve İngiltere'den geldi. Tatil beldeleri, kültür mirasları, doğa harikası coğrafya. Turistlerin uğrak yerlerinden biri Türkiye. 2022 yılının ilk 7 ayında da 26 milyon 195 bin ziyaretçiyi ağırladı. Verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı yayımladı. Pandemi sürecinde zor günler geçiren turizm sektörü yaralarını sarmaya başladı. Normalleşmenin de etkisiyle geçen yıla oranla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında %128,28 artış kaydedildi. 2 milyon 99.551 kişiyle en çok Almanya'dan ziyaretçi geldi. Almanya'yı 2 milyon 197.331 kişiyle Rusya izledi. İngiltere'den ise 1 milyon 810.248 kişi Türkiye'ye geldi.
İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi. Sadece Temmuz ayında ise Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 6.665.129 oldu.